Hepimizde derin bir yara bırakan 6 Şubat geride kaldı. Ancak Türkiye deprem ülkesi ve özellikle İstanbul için büyük bir deprem olasılığı, deprem riski söz konusu. Bilim insanları afete dirençli bir İstanbul için hızla çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor. Jeofizik mühendisi doçent doktor Savaş Karabulut, üst geçit, köprü ve viyadüklere dikkatleri çekiyor. İstanbul'da bunun adı felaketten daha fazla bir şey olur. Yani asrın değil, bin yılın felaketine dönüşür. Çünkü yardımda ulaşamayacak ekipler de gelemeyecekler. Köprüler çöktü mü yaşam bitti demektir İstanbul'da. Jeofizik mühendisi doçent doktor Savaş Karabulut, yaşadığı Avcınar'dan çalıştığı Gebze'ye yaklaşık 77 kilometre yol kat ediyor. Bu yolculuk süresince mesleki ilgisinden dolayı üst geçitler, viyadükler ve köprüler dikkatini çekti. Avcılar'dan Gebze'ye gördüğümde birçok köprüde aslında demir donatının açığa çıktığını gördüm. Çoğunun betonarme olduğunu görüyorum. Betonarme köprülerin çoğunda özellikle tuzlanmaya bağlı olarak demir donatının çıktığı köprüler de gördüm. Betonarme bir köprünün demiri çıkmışsa, gözüküyorsa orada bir sorun vardır. Ya da betonunda açılma varsa, çatlak varsa bir sorun vardır. Merkezi idarenin ve yerel idarenin en rahat çözeceği yerler kamuya ait yerler. Bütün bu köprülerin aslında hızlı bir şekilde, viyadüklerin, köprülerin hızlı bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Bu görüntü Esenyurt-Tem otoyolu girişindeki Balık Yolu Köprüsü'nden. Şu aralar çok tehlikeli bir şey. Yani araçların üzerine düşer, insanların üzerine düşer. Yani gerçekten yapılması gereken bir şey. Savaş Karabulut, üst geçitlere asılan ağır reklam panolarının hayati risk oluşturduğunu söylüyor. Benim bir bilim insanı olarak seçim sattığına giren tüm siyasi partilere ortak iradeleriyle asacaklarsa, reklamdır diyeceklerse bez brand asmalarını, ama onun dışında ağır kesinlikle olan şeylerin hepsinin büyükşehir belediyesinden hızlı bir şekilde, üyeli bir şekilde kaldırılmasını izin veren otoritenin, reklam aslan firmaya bu yükü nereye asmalı, nereye koymalıyız diye sorması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir süredir E5 karayolu üzerindeki bazı üst geçitlerde yenileme çalışması var.